Burayı hanımcığım. Cansu'yu alalım mı? Al kurban olayım. Burada mı Cansu kurban olayım sana? Bakalım burada mı? İnşallah buradadır kurban olayım sana. Yavrumu bana kavuşturun Allah rızası için. Esra Hanım. Bakalım Cansu gelmiş midir? İnşallah. O gün Esra çok söyledim Allah. Ayhan Bey'e. Bakalım. Ay Cansu Allah. kapıyı açalım. Esra Hanım. Bakalım burada mı Cansu? İnşallah buradadır Ezra Hanım. Gelmiş Esra. midir? O bize neler anlatacak bakalım. Oğlum. Oh! Ol kurban olurum ol. Ol, ol kurban olurum sen ol. Ol kokunu özledim ol. Ol kokunu özledim ol. Ol, ol kurbanların olurum ol. Ol kokunu özledim ol. Ol benim yavrum. Yavrum Allah sizden razı olsun. Ya Rabbim var ya elinize ayağınıza taş bela gelmesin Esra kurban olurum ben sana yavrum. Geldi yavrum, Cansu olurum. hoş geldin Cansucuğum. Manken gibi kızım, manken gibi kızım. Güzel kızım, güzel kızım, güzel kızım, güzel kızım. O anam saçlarını kesmişler çocuğumun. Anne hani saçların Cansu, Cansu saçlar saçların bunlar değil. Kurban olayım bunlar değil. Toplattım diye böyle anneciğim. Saçların çok uzundu yavrum kurban olayım. <laughs> Ol. Ol gül kokulu yavrum. Gül kokulu güzel kızım benim. Saçların <laughs> nerede babam senin. Babam. Anneciğim toplattım diye böyle. Annem kurban olurum sana. <laughs> kurban olurum yavrum benim. Güzel kızım benim. Sizden dinlerceler razı olsun. Özledim. Sizi böyle var ya doya doya öpeceğim. Ya. Öpeceğim ama size sokulamıyorum inanın. Can sucum hoş geldin. Hoş oh. bulduk. Teşekkürler. Nasıl özledin mi anneni? Oh, özledim. O da özledim. seni çok özledi. Saçlarını kestiler mi gerçekten? <laughs> hayır hayır Şu topladım diye böyle. Kocaman da Yoksa saçlarını kesmişler hayır, gibi hayır, diyor. Hayır hayır öyle bir şey. Hoca, Aha böyleydi ha. Ya, ya. kendi sağ salim geldi saçını e, Saçını belki de hani saçını çok özenle uzatıp annesi onu fark Annem kıyamam ben o saçlarına. <laughs> kırtık kırtık anne. Annem güzel kokuyor anne. Annem güzel kokuyor Saçlarını annem. kesmediler topladım Anladım. diye öyle. Kurban olurum sana Cansu, yavrum. Cansu annenin söylediklerini duydun mu dinledin mi sen bizi? Ya, evet duydum. evet dinledim. Güzel Peki e, bu iddiaları annenin Ol. doğru mu? Hayır. Oha. Hiçbirini kabul etmiyorum. Benim ya, dediklerimi. Hayır hayır kimse beni zorla kaçırmadı. Zorla kaçırdılar zorla hayır, alıkoydular. koydular üç kere hatta en son anne. bakkaldan kaçırılmışsın. Hayır yalan. Böyle bir şey anne, doğru değil mi? Seni benden Allah'ın emrine mi aldılar? Söyle o zaman bakalım. Ya ben hep kendi isteğimle gittim. Kimse zorla alıp koymadı veya kaçırmadı. Ya öyle bir şey yok. Annem evet. yalan söyledi. Davut'la siz Ama ve birbirinize... kaçırmadılar evet. mı canım? Birbirinize aşık oldunuz. Sonrasında evlenmeye mi karar verdiniz? Evet. Annen istiyor muydu bu evliliği? Ya annem pek şey istemiyordu Asla ya. Asla istemiyordu. Asla kabul etmiyordu. Hiç istemedi anne. Aslında Yo, evliliği. Evet, Peki istedim. bu tekrar tekrar kaçırılma olayları nasıl oldu? Ya ben gittim. Bir defasında gittim tekrar geri geldim. Çünkü karşı taraf git kızım dedi. Hani olmaz dedi. Geri geldim. Sonra Yalan. Daha gittim. Hayır git demedi sana. Hayır. Sen telefonda bana dedin ki anne ben Ayhan'ı şikayet etmeye gideceğim anne. Kızım Hayır. yayındayım ben dedim. Peki. Bak ben seni aldıracağım dedim Cansu dedim Ayhan'la yani Ayhan Bey, Hı -hı. Davut... Sen hep birlikte Ay. mi yaşıyorsunuz? Evet. Anne de var, hep evet. birlikte yaşıyorsunuz. Sen evlenmek istedi. Evet. Okulu bıraktın ama. Evet. Bak elbiselerine bak. Senin de birisi var mı? Mesela ne? Ben vermem. Ne? su. Ben vermem. Ya devamsızlığım vardı, kaldım diye gidemedim. Bayağı uzun bir süre gidemedim. Davut istedi mi bırakmanı okulu? Yok hayır. O iki ben zaman okuyordum. karşı değildi. O Okurdu. öyle bir şey yok. O, hayır ben çok istedim onu. Sabahın beşinde kalkıyordum. Onu kahvaltı hazırlıyordum. Peki Ayhan Bey konuşurken aslında Nuray Hanım'ın da bu evliliği istediğini söylüyor. Hiç annen istiyor muydu bu evliliği? Ben asla. Hani olabilir diyor muydu yani? Hiç yani, yani annem şöyle fikirlerime saygı duyan bir insandı. Her zaman. Yani her şey her koşulda arkamdaydı. Ee, ben istediğim ben ona söyledim zaten. Evet, en başlarda konuştuğumu ben. da söyledim. O, o hani e, olabilir dedi çünkü ben ona dedim anne neyin oluyor yani akraba bir Bak, yakınlık var mı ya ben bunları sordum. annem evet kızım dedi benim akrabam yakınlık var. Ee, Siz ben sosyal medyadan de, tanışıyorsunuz evet, evet, Davutla bu medya. arada. Evet ben. birbirinizi sevdiniz. Davut'un işi gücü var mı? O kaç yaşında? Yok yok var çalışıyor Davut 20 yaşında. Doğru düşünüyorsunuz. Çalışıyorum Çalışıyor. Kesinlikle istediği kadar istesin. Ben cansu cevap versin. Bir öğrenci Çalışmıyor mı? diyorsunuz Nura hanım siz. Çalışmıyor. Peki Nura hanım aynı zamanda tabii onun iddiaları olarak ben soruyorum. Hani benim kızımı zorla aldıkları gibi ki sen evet. reşit değilsin aslında evet. senin iradi olarak hani kendi isteğinle de gitmiş ben olsam, ben olsam ben bile anladım. bu kabul edilebilir evet. bir şey değil. Yarım Çünkü annen istemiyor. Çünkü Yarım daha reşit Yarım imiyiz, değilsin. Yani okulum. şu an evlenmek için uygun bir yaşta ve uygun kararı verebilecek durumda evet. değilsin. Bunu Söylememiz lazım ol, ki ekran ol, başındakilere ol, de ol, örnek ol. olsun ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi annen aynı zamanda e, madde kullandığından da şüpheleniyor Davut'un. Hayır, öyle bir şey evet. var mı? Ya da sana uğurla verilen bir şey? Yok, daha önce kullanıyor Gel bakabilirsiniz. bakabilirsiniz. Her şekilde bakabilirsiniz. Hiçbir şekilde hiçbir Davut şey kullanmıyor. Davut kullanıyor dedin Cansu. Demişsin ama daha dedin önce. Bana. Hani. Belki daha önce kullanmıştır. Daha önce, daha önce evet. kullandı ama çok eskiden kullandı. Ve hiçbir şekilde şu an hani kullanmıyor. Herhangi bir baktırabilirsiniz. Hiçbir şekilde öyle İstediği şey. kadar Davut kullansın kullanmasın. Ben ilgilendirmez. Adını çıkardı mı? Madde kullanıyordum bitti. Hayır. Ben kızımı, bak yaşını görüyorsunuz daha küçücük Esra'nın bakabilirsiniz. şu Yaşın doğru. Da, şu delikçiliği tamam. de Yasu, evet. ben de sana. Zaten resit değil ha. tabii Savaş Bey. Bu arada senin gidip gelmelerin birkaç kez olmuş. Evet. Bu en son durumda annen de gelmiş Hı -hı. E, düğününüze. Arada bir başlık parası mevzu oldu mu annenle karşı tarafla? Evet. Ne? Aa. Bir anlatır mısın onu bize? Tam netleşelim. <laughs> ya şöyle şimdi bir başlık konusu vardı. Evet. E, annem dedi bu başlık parası gelmezse böyle yaparım. Hayır aa, aa, aa Nuray Hanım ama bu böyle Asla o... asla kabul etmiyorum Kesinlikle yalan Bu öyle Ama bir... bak o zaman bütün niyetlerimizi değiştiririz mi? Öyle Esra bir şey Hanım, Asla. Ama can söyledi. Hayır yalan bunu onların yanında Esra Hanım Hayır. Tabii ki öyle söyleyecekler Beni dün akşam ama bayan Cansu, aradı Bir dakika ama ben bir Cansu'ya sorayım evet. Cansu senin evlendirmenin karşılığında Başlık parası istendi mi? Annen istedi mi? O teklif etti Hı. bana İstedim yok. Hayır Esra Hanım göndersin bana ses kaydımı O bana teklif etti Beşken Nuray Hanımcığım Cansu istedi diyor. Hayır Esra Hanım, onu kandırdılar. Ne kadar Onların para elinde? istediler? Yalan ben, söylüyor. 50 bin Cansu lira. Bir dakika ben bir sözümü bitireyim. 50 bin lira verilseydi anne seni evlendirmeye ikna olacak mıydı? Asla. Hı. Evet diyor. O yalan söylüyor Esra Hanım. Onu kandırdılar evde. Şimdi o zaman bir dakika. Ben de Ayhan Bey'i de var. alacağım. telefonu. Ayhan Bey cuma günü bizi dinledi. Sağ olsun getirdi kızımızı. Ayhan Bey'i de alalım Ayhan Bey. Benim kızımı bağlar mısınız der Hayır, yani. böyleyse vallahi ben Hayır, o zaman gerçekten kesinlikle çok kesinlikle kabul etmiyorum Esra Hanım. Kesinlikle. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Teşekkür ederiz size de anlayışınız için. Dosyalarımı okur musun ya, bunun gözünün hoş önünde? Geldi, Bana hakaretler, tehditler. <laughs> Neler neler Buraya azalınacaktır. Eğer parayla çocuğu para karşılığı karşılığında evlendiklerini düşündüğünüz o hiç kabul edilebilir şey bir, bir şey değil. Esracım, burada bir şey söyleyeyim tek Esra'cığım? Onlar bir hukukçu ara. olarak müdahale etmek <laughs> durumundayım. Burada her iki taraf içinde çocuğun şu halinden dolayı yarım ümeyiz, yarı reşit. O yüzden her ikisi de yargılanır. Anne de istismardan yargılanır. Tabii. Yani ben kesinlikle Şimdi diyorum Şimdi bir ben. soralım çünkü iki tarafı da dinlemek ben zorundayız. Ben Ayhan Bey kesinlikle. hoş geldiniz. Ama cansuya da şunu Siz söyleyelim taraflı konuşmasın. Evet. Yani gerçekten çok cansu. cansu, cansu e, isimlik Handan isimlik abla isimlik. doğru söylüyor. Neden? Çünkü senin seni istikbağlıcığın herkes e, her şey e, birilerini suçlayabilir ya da zan altında bırakabilir. Ne olur iyi düşünüp cevap ver. Isimlik olur mu? Yavrum, bak Şimdi benim, Ayhan Bey. Hoş bak. Ee, Nuray Hanım bir Ayhan Bey ile konuşalım. Hoş geldiniz. Getirdiğiniz cansuyu. Upanmazım evet. bak. Şimdi e, Nuray Hanım biliyorsunuz o gün de konuştuğumuzda benden kızımı kaçırdılar ve ben asla evlenmesini istemedim dedi. Siz ne diyorsunuz bu durumla ilgili? Biz öncelikle Kendisini zaten daha önceden istemeye gitmiştik. Evet. Düllük koştur mu bana? Süreç nişan Sen düllük koştur mu bana? Sen benim kızımı kaçırmadın mı? Kime küfür ettin sen? Duray, Duray. Nasıl küfür Ulanmaz. ettin bana? Dosyaları okuyacağız. bak, bak senin. Oturalım bak ben sonra, sonra dinleyeceğiz. Sen benim kızımı kaçırdın. Dinleyeceğiz Dur. sonra. Senin cezalı. Bak seni dinledik. Bir de bir de, de şey bu, karşılıklı. Dinleyelim. dinleyelim. Ayhan e yani. Bey. Böyle olmaz. Ne zaman Harayna istemeye istemedim. gittiniz ilk? Ne zaman gittiniz istemeye? Kasım 7 zaten düğün tarihleri. Evet. Kasım 7'den yaklaşık Oğlum askerdi. Bu kasımdan da. bahsediyoruz değil mi? Tabii ki. Tabii, bu kasımda Kasım Damat evet. mı askerdi? Hayır. Abisi. Hı. Abisi askerdi. Askerden gelmesini bekledik. Büyük oğlu. Askerden gelmeden itibariyle biz zaten istemeye gitmiştik. Hı. Nişan durumu yapacaktık. O evet. süreç içinde biraz zamanı belirledik. Hı hı. Peki Kendine bu arada anladım. Ayhan Bey çok hı hı. özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Siz bu konuşmalar sırasında Nuray Hanım evet hani bu evliliğe iyi mi bakıyor, olumlu mu bakıyordu? Sıcaktı. Sıcaktı yani evet evlenebilir kızım diyordu. Sıcaktan. Öncelikle nişan durumu olacaktı. Evet. Ben nişanı evet söyledim. Ama, e, bir Ayhan Hanım'ın, Ayhan Bey'in pardon söyleyeceklerine. Erteleyerek yani <laughs> nişan masrafı yapmaktansa direkt düğün yapalım diye bir Hı -hı. karar verdik kendi aramızda. 6-7 Kasım arasına Hı -hı. süreci koyduk. O süreç içerisinde tabii çocuklar birbirine gelip gitmeye daha rahat başladılar. Konuşmaları daha rahat oldu. Hı -hı. Zaten seviyorlardı bu kadar, birbirini. Bu kadar Kendileri bu var ya, yalan seviyorlar. makine bu ya. Ayhan Bey. Ben Yalan çok hakimi. önemli şunu soracağım. Nuray Hanım sizden para istedi mi? Cansu Hanım onu dile getirdi zaten. Size Tabii de dile sorayım. getirecek. Belki seni iyi Cansu. Nuray Hanım Siz sizden de. para istedi mi Ayhan Bey? Evet. Ne kadar istedi? Ne kadar istedi? 50 bin lira para istedi. Hatta 10 bin lirasını kızı Derya'nın kocasına başka bir yerden İban'la para gönderdi. Gönderdiniz mi bu parayı? Kanıtınız var. Peki sen 50.000'in borç para mi? almış. borç para almış. Bu ondan borç para almış. Damadı mı bağlar mısın Esra Hanım? Borç Hayır. para aldı ve onu gönderdi. Tabii. Doğru tabii, tabii yalan söylüyor. Evet, bir dakika, yalan.